Bu enflasyonist politikalar, seçimden önce işte enflasyon yükselirken inadına faizi düşük tutup piyasada parayı boğaltma, toplumun yoksul kesimlerinden zengin kesimlerine büyük bir fon transferi yaptı. Şimdi kemer sıkma dönemine gelindi, yine aynı kesimler zorlanıyor. O yüzden emekliler, emekçiler ve çiftçiler zor durumda. Geçtiğimiz süreçte önce emekli mitingi yaptık Ankara'da. Ardından bir çay mitingi yaptık. Bir buğday mitingi içinde büyük bir talep vardı aslında. Adana mitingi de otomatikman buğday mitingine dönüştü Adana'daki halk buluşması. Ama isyanın büyüğü tabii Trakya'da. Öyle olunca buraya gelip burada bir çiftçi mitingi, buğday mitingi yapmaya karar verdik. Ayın sonuna doğru eğer asgari ücrette bir iyileşme olmazsa o konuda da bir geçinemiyoruz mitingi yapmayı düşünüyoruz Kocaeli'nde. Tabii asgari ücretle ilgili şöyle bir sorun var. Alan için çok düşük, veren için çok yüksek bir noktaya geldi asgari ücret. Küçük esnaf ve KOBİ'ler asgari ücreti vermekte zorlanıyorlar. Alanda geçinmekte zorlanıyor açlık sınırının altında. O yüzden bu hafta ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız Ekonomi Bakanı'yla bir araya gelecek. Kamuoyunda zaman zaman efendim işte CHP AK Parti'ye ekonomide yardım mı edecek falan diye konuşmalar var. Dün de onu kesin bir dille yalanladık. Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için hiç sorumluluğumuz olmayan bir yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok. Ama bütün meselemiz krizin gerçek mağdurlarına sahip çıkmak. O yüzden de bir vergi reformu öneriyoruz. Yani emeklinin, çalışanın ve çiftçinin hakkını alabilmesi için bu %68'lik dolaylı vergileri ortadan kalkması lazım. Yerine gerçekten çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınca kazanmayanların da vergi yükünün altında ezilmeyeceği bir sisteme ihtiyaç var. %68 dolaylı vergi demek şu demek, Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 68 lirasında fabrikatörle fabrikanın bekçisi aynı vergiyi veriyor. Elektrikte, suda, telefonda, sütte, kıymada %21 çalışanların hepinizin, hepimizin maaşlarından kesilen vergiler var. %11 sadece kazanandan alınan vergi. Bu Amerika'da %92'ye 8, yani %92 kazanan veriyor. %8 dolaylı vergiler. %4'ü eyalet için, %4'ü de Birleşik Devletler için. Geri kalan %92 kazançtan doğrudan alınan vergi. Türkiye'de %68. %68 dolaylı verginin meselesi şu, adaletsiz vergi demek. Vergi ahlakının ortadan kalkmış olması demek ülkede. Bu kadar çok nüfusun en çok kazanan %5'lik kesimi varlıkların yarısına, %20'lik kesimi de varlıkların neredeyse %80'ine sahipken verginin sadece %10'unu veriyorlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bununla ciddi şekilde mücadele etmek lazım. Bu hafta öyle bir girişimimiz olacak. Geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmede anayasanın eşitlik ilkesini de anımsatarak bütün belediyelere eşit davranılması gerektiğini söyledik. Geçen ziyaretimizde Sayın Başkanımız, Tekirdağ'daki belediye başkanlarımız, örneğin bir dönem bizden AK Parti'ye geçen merkez belediyemiz Süleymanpaşa'da işte belediyenin bütün borçları artarken kamu borçlarının ortadan kalktığını söylediler. Sonradan öğrendik ki üzerinde cami olan, trafo olan arsaları devletin borcuna saymışlar. CHP'li belediyelerde bırakın bunu, hiçbir kolaylık yapılmadığı gibi bizim ensemizde boza pişiriyorlar. Biz adaletli bir şekilde belediye borçlarının faizlerinin geçmiş örneklerinde olduğu gibi silinip ana paralarının belli bir vadeye yayıldığı, iştiraklerin de ona dahil edildiği bir önerimiz oldu. Önümüzdeki günlerde onu da yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcımız, yerel yönetim başkan yardımcımız da burada Yaşar Bey. Önümüzdeki günlerde o da çalışılacak. Biz Adalet ve Kalkınma Partili yöneticilerden ve Cumhurbaşkanı'ndan ricacı olacak bir pozisyonumuz yok. Dün
Milliyetçi Hareket Partisi bize ittifak teklif etti. Biz dedik ki kendimiz için, partilerimiz için değil, yönettiğimiz kentler için ve vatandaşlarımız için sadece görüşürüz. Bu şekilde müzakere etmeye, onlar için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben üçüncü dönem sürekli ivmelenen bir şekilde Çerkezköy'de başarımız artıyor. Kolay bir yer olmadığını biliyoruz Çerkezköy'ün ama başkanın halkçı belediyecilik uygulamalarının hem kendi oyunu hem partimizin oyunu en müsbet şekilde etkilediğini de görüyoruz. Kendisine, ekibine başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ümit ediyoruz hem Çerkezköy'de hem Tekirdağ'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olmaya devam edecek. Sizden aldığımız güçle bunu genel seçimlerde Türkiye'ye de taşıyacağız diye ümit ediyoruz. Hoş geldin Çerkezköy Başkanım. Çekiyorum efendim. Efendim bir saniye videoda.